Orhan Baba, sizin bir feribot hikayeniz vardı. Onu geçen Hilmi Şahbalı amca anlatmıştı. Ben çok gülmüştüm. Bunu bir de dinleyenlerimize paylaşalım. Bize anlatabilir misin? Anlatayım Emrah'ım. Aşağı yukarı 10-15 sene oluyor. Hilmi abi, Poyrazoğlu ben, bir de kızı Nurgül. Çanakkale'nin Çan Kazası'nda konser var, konsere gideceğiz. Neyse Hilmi abinin arabasına bindik, hazırlandık, gidiyoruz. Ama havada da öyle bir rüzgar var, esiyor ki böyle. Rüzgar adam havaya kaldırıyor. Neyse yola düştük, geldik. Şimdi kendi kendime diyorum, ya diyorum bu hava böyle, araba karayoldayken sallarken acaba denizi nasıl geçeceğiz? Bu korku aldı beni. Neyse geldi, arabaya bindik. Bizi bindirdiler vapura. Feribota bindik. Feribota bindik, hani karşıya geçeceğiz. Ama öyle su geliyor, elle denizin suyu geliyor ki lap diye böyle gemiye doluyor, birden boş hani. Bak gemi böyle gidip geliyor, gidip geliyor. Eyvah gittik, eyvah gideceğiz. O anda Hilmi abinin Boyrazoğlu bunlar yukarı çıktılar. Biz bir şeyler atıştıralım, yiyelim içelim hesabına. Neyse sonradan geldi, beni çağırdılar. Abi ne duruyorsun? Hilmi hocam seni çağırıyor. Orada bir görevli. Çabuk gel, gemi batıyor. Yende, vay anam dedim, bir bağırdım. Neyse sendelye zor merdivenlerden çıktım. Baktım Hilmi abi ağlıyor. Ama nasıl gözünden yaş geliyor? Ya oğlum neredesin? Gemi batıyor. Sen taksinin içinde oturmuşsun. Çabuk söyleyeceğim bir şey varsa söyle. Diyen de ben hemen telefonu açtım. Hemen hanımı aradım. Aileni aradı dedi değil mi? Tabii. Hanımı aradım. Hanım, alo buyurun. Hanım dedim, biz Çanakkale'de vapurdayız. Vapur batmak üzere, biz batacağız. O da bir bağırdı. Oy oy. Onun için dedim hakkını da bana helal et. Yalnız defterin içinde bir 500 lira para saklamıştım. Onu da artık terzi merceğe bir şey verecektim. Hadi sizin olsun, onu çocuklara paylaşırsın. Deyince eyvah eyvah dedi, elini dizine vurdu. O anda Hilmi abi geldi. Ya Orhan ne yapıyorsun? Abi dedim, hanımı aradım da helallaşık. Ulan ne helallaşması oğlum, sen deli misin? Biz seninle şaka yaptık. Ulan bırak gelini, biz de ara dedi, ödünü kopardım. Ondan sonra aradım ama ne yazık ki para gitti tabii. Paranın yerini söyledim artık. Evet Emir abi, işte olay böyle kapandı. Böyle bir mevzu geçti yani. Ya ben bu hikayeyi ilk dinleyince çok güldüm gerçekten. Gerçekten o zeytin hikayesine de benziyor. Ama Hilmi amca nasıl öyle ağlayabildi ya? Emrah, ben iki adamda bir şey keşfettim. Bir İsmail Emi de, bir de Hilmi Şahbalı'da. Ya anında ağlıyor adam, tam bir canlı tiyatro ya. Ya nasıl ağlıyor? Bir de hışkırık çekil. Vallahi inanılacak kadar ya. Yani olan senin, olan senin 500 liraya oldu yani. Olan benim 500 gitti artık. Biz geldik eve, hanım dedi herifeye gözün aydın olsun. Aranın yerinde artık yerleşsin. Peki ağzına sağlık Orhan Baba. Güzel bir hikayeydi. Eyvallah, Allah tabii böyle şerden korusun, böyle kaza belalardan. Abi.